diyor ki yarım saat kadar biraz dinlen hem. Ay gel şuraya otur, elimde buluşuyoruz, çekiliyor. Selamun aleyküm. Sağ olun. Rabbim bir daha yaşatmasın. Bir felaket değil. İnşallah bir daha böyle bir felaket. Rabbim sabırla versin. Allah sabırla versin. Allah sabırla versin. Allah sana sabır versin. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Kızım. Burada bir tane fotoğraftaki ablam bize sabır düşer. Ablam çok şükür. Bir tane bir kız var ya. Hepsini tam sana versin. Niye acaba? Yani hem daha kolay olacaktır. Depremin ilk gününden beri burada i̇lk mı kalıyorsunuz? Gününde, depremin ilk gününde beri. Önce yoldaydık. Zabıta bizi kaldırdı buraya. Şimdi bugün yine gelmiş. Demiş ki iki güne kadar kaldırırsa kaldırsın. Kaldırmıyorsa ben zabıta kaldıracak. O duruma gelirsem ben burada çok büyük olay çıkaracağım. Zabıta gelip beni burada da kaldırırsa çok büyük olay çıkaracak. Konteyner? Ne vermiyorlar şey? Bana bak. Tüm belgelerim burada. Şimdi böyle evim yıkıldı. Baştan anlatsan ki biz de anlayalım. Evim yıkıldı. Evim yıkıldı. Enkaldı kalktı. Ben Kiltepe Mahallesi, Berfin Sokak'ın 31 numarada kalıyorum. Evet. Benim evim hafif hasarlı görüküyor. Yıkılmış eviniz mi hafif hasarlı görüküyor? Evet, enkazı, her şeyi kalktı mesela şu ev. Şu evi şeyde diyor ki burası değil diyor, burası mekruh ev diyor. Benim yaşadığım ev burası, iki katlı müstakil. Bunun elektrik çöktü. Ve su faturaları var mı? Yıllardır yani, mahkeme kağıtlarım, şeylerim hep 31 numara olarak. Kapı yanlış. Numarası yanlış. Bunun yanında bir ufak yer var. Şeyle ekmek tamı gibi depo yapmıştım. Orayı bana ev gösteriyor. Ya burası ev değil diyorum. Burası evle alakası yok. Burası benim tek parselim. İki katlı müstakiler. Elektriği var, abonesi var, şuyu var, buyu var. Tamam, şimdi o elektrik ve su var. Şimdi yaşadığınız yer bu. Bura elektrik yok. Elektrik yok. Elektrik nasıl var? Gece sokak lambası yandığı zaman sadece lamba yanıyor. Başka bir şey çalıştırmıyor, onun gücü yetmiyor. Isıtıcıdır, şudur, budur, yok. Yani gücü yetmiyor. Lavabo yok. Yok, lavabo şeye gidiyor. Burada yok. Çay ocağı var, buranın lavabosunu kullanıyoruz. Yani, burada legende yıkanıyoruz. Peki nasıl ısınıyorsunuz? Yani bu ben sabah 5'e kadar müdürüm, bunu koyuyorum buraya, çocuklar yatıyor, ben sabah 5'e kadar burada soba yakıyorum. 5'te sobayı dolduruyorum, bu sefer ben girip yatıyorum artık o sönene kadar. O zamana kadar da çocuklar kalkıyor. Düşüm, çevirmişim şurayı. Bura benim o iki katlı evin olduğu yer. Enkazını kaldırdın, her şeyini kaldırdın. Şimdi şu anda bu ev orada var mı? Yok, yok. Ev çevresinde yok. Başka ev de yok. Yok. He. Abi selamünaleyküm, cümleten hoş geldiniz. Muhtarım nasılsınız? Sağ olun. Abi ne fark eder? Selin abi, hanımefendi ne kadar? Allah razı olsun. Benim amcam da mesela. Yani bir çoklantı kentimizden, biz eğitimden okul müdürleri, şube müdürleri geçti. Böyle o taraftan başlıyor. Ziyaret edelim orada. Gerçek. Sen takım. Kim yenildi? Hepimiz kazandık. Bir de bak gel basan yardımcı. Ne halde? Ne kadar terlemişsin? Şuna. Evet.
Kendiniz mübarek olsun. Sizin mübarek olsun. Rabbim bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Amin inşallah. Böyle gel, gidip bir hem selam ver hem dualarınızı alın. Var mı bir isteğiniz? Arkanızdayız, Allah razı olsun. Zaten hiçbir şey yoktu evde. Hani evet. Çizik bile binada da yoktu, evin içinde de yoktu. Evet. Biz de ona güvenerek. Bir daha gelirsiniz. Biz de evde yakalandı ikinciye. Yani ayda da hep evde. İkincinin zaten ilk 5 dakikası, 10 dakikası sürmedi. 5 bina... tane yeri var. Gel. İkinci de gel. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin. Zor günler. Hayat devam ediyor. Alışmak lazım. Başka şey yok. Protezle alakalı bir şey var mı? Sizin müracaatınız. Bacak protezi var. Bu var değil mi? Kullanıyor. Geldi, evet. Ama kol da arayıcı tam zaten izleyeceğiz. Gelmiş de kol protezi. Şey, yani o kol protezi. İyi, sağ olun. Size nasılsınız? Emin. Rabbim bir daha yaşarsın. Yok mu bir tane şu? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz. Mustafa Genel Başkan Yardımcınız. Bunu da geçtik. Bir selam verelim. Hastanemiz dua edelim, varmış. Duanızı alalım. Tamam. Hastamızın durumu nasıl? Var mı bir sıkıntınız, bir şey? Bize bir petek olsa iyi olur. Bizim petemiz bozuldu. Ben gelmişken bu... Hem dua edelim hem duanızı alalım. Kandiliniz mübarek olsun bu arada. Kapın bir daha yaşatmasın. Amin cümlemize inşallah kurban olsun. Şey bayramdaydı. Dörtkan sitesini biliyor musunuz? O taraftaydı. Onun karşısındaki evet. Bir zaten Dörtkan'ın içi. Depremde mi yıkıldı, ağır hasar mıydı? Yani yan yatmıştı da ağır hasar olarak şey oldu. Bu deprem döneminde de dolaştığı için var mı bir sıkıntı, bizden bir isteğiniz? Sağ olasın. İsim neydi? Nusrat Borçtaş. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 6 Şubat diye adlandırılan depremin seneyi devriyesindeyiz. Yani bir yıl üzerinden geçti. Bugün Malatya'ya geldik. Öncelikle bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Halen tedavi görenlere Rabbimden şifa diliyorum. Kalanlara da Rabbim yardımcı olsun. Onları selamete erdirsin. Malatya'ya geldik. Bazı temaslarımız oldu. Bu anlamda önce mazarlığı ziyaret ettik. Fatihalar okuduk. Oradaki depremde vefat edenlerin aileleriyle görüştük. Acı bir manzara. Tekrardan yeniden insanların acıları, hüzünleri yeniden canlanmıştı. Acı bir tabloydu. Ailesinin çoğunu kaybedenler, birer kaybı olanlarla, daha fazla kaybı olanlarla görüştük. Ondan sonra... Bir mahallemizde çadırda kalan bir mağdurumuzu ziyaret ettik. Halen çadırda kalıyor. Bir artık yanlış anlaşılma mı diyelim ya da yanlış bir hesaplama diyelim. Evi yıkılan bir kardeşimiz halen çadırda kalıyor. Konteyner talebinde bulunmuş. Bazı bürokratik sebeplerden dolayı o şey karşılanmamış. Biz bilgilerini aldık. Bu anlamda kendisine yardımcı olmaya çalışacağız. Girişimlerde bulunacağız. Yine o bölgede sanayi gezdik. Sanayi esnafının iş yerlerinin büyük bir kısmı ağır hasarlı. Bu ağır hasarlı binalarda halen orada görev yapmaya çalışıyorlar. Malum bir depremde o iş yerlerinin büyük bir çoğunluğu çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Esnaf da bu anlamda hizmetini devam ettirmek istiyor. Bunun için yeterli girişimlerin olmadığını, bunlar için yeterli bir çözümün olmadığını duyduk. Yine şu anda içinde bulunduğumuz konteyner kentimizi gezdik. Vatandaşlarımızla, deprem mağdurlarıyla görüştük. Sorunlarını dinledik, dertlerini dinledik. O günü yeniden yaşadık bugün. Acı bir gündü. Tekrardan diyoruz, Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın memleketimize. Rabbim bu depremden sıkıntı yaşayanlara, özellikle kalanlara sabır versin. Evet. Tekrardan vefat edenlere Allah rahmet etsin.